Evet arkadaşlar, sizlere kategorize items, your guys work with balance'dan task'ını anlatacağım. Bir levelikler için 0.02 veriyor. Gördüğünüz gibi bize bir resim veriyor. Burada da bir seçenek veya birkaç seçeneğimiz var. Resme bakıyoruz. İngilizcesi olmayanlar için zaten gördüğünüz gibi gösteriyorum. İpuçları var. Başlıkta da var. İsterseniz arama ekranına da geçebiliyoruz. Mesela eyeglasses diyor, eyeglasses diyor ama burada bir hata yapacağım ben. Daha sonra tasklarda daha net bir biçimde nasıl emin olacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Tabii burada biraz İngilizce de gerekiyor. Bir yandan Translate'i de açın. Mesela Skyboats demek zaten kayak, bu kayak ayakkabısı, yani kayak kızak, kayak neyse botu demek. Baktığınız zaman zaten direkt benziyor. İsterseniz mesela belts diyor arkadaşlar. Translate'e girip hemen belts'in ne olduğuna bakabilirsiniz. Belts kemer demek, zaten direkt görüyor, gözüküyor kemer olduğu arkadaşlar. Bunun dışında başlıkta da görebilirsiniz belt yazısını. Bunun dışında sitede görebilirsiniz. Yine bakın, kategori ekranında belt yazar, başlıkta belt yazıyor. Birçok yerde yazıyor arkadaşlar. Button up, tişört button up artık basılı mı demek ne demek tam ben de bilmiyorum ama zaten başlıkta gördüğünüz gibi button tişört yazıyor. Bunun dışında şıkları Google'da arayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da birazdan göstereceğim. Mesela network card demiş, wireless card demiş. Tam birebir uymasa da eBay'deki siteye girdiğimizde zaten laptop network card şıklarında olduğunu görüyoruz. Network card'ın bu sektörde olduğunu. Bu biraz mesela sıkıntılı arkadaşlar. Ben emin olamadığım sorulardan biriydi. Bakıyoruz mesela motor control diyor. Bizde komponent motor drive diyor. Tam emin olamadım. Burada şıkın altında bir buton oluyor. Bu butona bastığınızda Google'da arıyor arkadaşlar. Buradan görsellere girip bakabilirsiniz. Benziyor mu, benzemiyor mu? Ben hani benzettim ama emin de olamadım. Yine de emin olamadım buna rağmen, ama benzettim. Benzeyen şeyler var. O yüzden işaretledim arkadaşlar. Bu zaten jersey işte filan filistan başlıkla direkt var. Bazı sorular yanlış. Yanlış sorulara itiraz etmekten korkmayın. Ben çünkü hemen hemen hepsinden dönüş aldım birçoğundan. Mesela bu soruda ben yanlış yaptım ama göreceksiniz birazdan. Baktığınız zaman bu bir çekmeceli bir dolap gördüğünüz gibi. Yani ne derler? Çekmeceli dolap. İlk şık kahve ve veya yan masa, yani nasıl anlatayım? Bildiğimiz masa. Küçük masalardan bahsediyor. Sehpalardan bahsediyor birazcık. Hani zaten şeye bastığınızda, Google aramaya bastığınızda çıkar. Gördüğünüz gibi herhangi bir çekmeceli bir masa değil arkadaşlar. Bildiğimiz ne derler? Zigon sehpa mı derler, ne derler? O tarz bir şey. Dining dediği zaten yemek takımı arkadaşlar. Diğeri de oyun masası. Bu tarz oyun masalarından bahsediyor. Bu üç de değil bizim sehpamız arkadaşlar. Bizimki bildiğimiz, yani küçük bildiğimiz yan masa gibi bir şey. Farklı bir şey yani. Çekmeceli masa gibi. Bu printer gördüğünüz gibi şey, ne derler, işte yazıcıya doldurulan kartuş tarzı bir şey. Baktığınız zaman zaten INK yazıyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz, şıklar da var, işaretleyip geçiyoruz. Continue diyorum. İlkini hatalı verdim, niye verdim yani bakmadım detayına açıkçası, ama ikinci bu soru çok doğru, eminim arkadaşlar. Ve ben itiraz ettim, sadece birkaç dakika sonra geri düzelttiler benim ortalamamı. Yazdım yazıda bir şeyler yazacağım. Are you serious? İşte siz ciddi misiniz? İşte bu çok net bir şey. Yani bu kahve masası falan değil yazdım. Yani Türkçe, eğer siz de emin olmazsanız bu tarz bir şey yazabilirsiniz. Buradan sonra küçük bir dolma yaşadım. Bir problem yaşadım. Bilgisayarın internetle ilgili yavaşladı. Burada bir durgunluk oldu. Burayı hızlıca geçeceğim arkadaşlar şimdi. Hızlandıracağım. Evet arkadaşlar, hızlıca geçtim burayı. Şimdi devam edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi zaten %90'a yükselmiş. Bu ufak internet sorununu halledene kadar bile %10'umu geri vermiş en azından. Gördüğünüz gibi bir animasyon, iki tane kız var. Animasyon karakteri bu belli. Anime yazıyor zaten en başta. Japon anime
karakteri filan fistan diyor. Şıklara baktığımızda zaten hani üstte animasyon filan bir şey yazıyor. Anime ile ilgili bir şey yazıyor arkadaşlar. Direkt işaretleyip geçiyorum ben. İsterseniz siz Google'da aratıp bakabilirsiniz. Bu bir oje gibi bir şey. Basit yoldan ben size en kısa yolu göstereyim. Direkt Google'da aratıp resimle bakabilirsiniz. Resimlerde zaten gördüğünüz gibi ojeyi gösteriyor. Hemen kapasitör diyor. Bakıyorum pil gibi bir şey sanırım. Pilleri kastediyor. Bu da bir pile benziyor. Bu tarz bu pilleri bilip belki bilmezsiniz ama başlıkta da zaten kapasitör diye belirtmiş arkadaşlar. Furnace diye çok başka bir şey yani gördüğünüz gibi. Bu kapasitörü işaretleyip geçiyorum. Bir sonraki soru biraz ilginç bir soru. Bizi yanıltabilir, sizi yanıltabilecek bir soru en azından. Bu aslında duvara takılan bir ışık arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ben ilk başta string'i işaretledim ama alt şıkta duvar lambası şıkkı var. Yani burada string demesinin hatalı olabilir. eBay hatası olabilir yani. Veya başka bir şeyi. String light'ı çevirdim. Dize ışıklar diyor. Ne olduğunu anlamadım. Ben en son kendi aramasını yaptım. Aslında en kolay yolu en sona sakladım bir nevi. Ben de baktım. Bildiğimiz bu küçük ampullerden yapılan ışıkmış aslında string light dedi. Yani bizim ışığımız değil. Bizimki daha çok duvar lambası arkadaşlar. Daha da önce dediğim gibi. Gördüğünüz gibi zaten gözüküyor. Duvara takılan lamba içinde bizimki de. Bu yüzden tuzağa düşmeyip ikinciyi işaretledim arkadaşlar. Bir sonraki şey elektronik işte bir has tutucu gibi bir şey artık. Tam adını ben de bilmiyorum. En kolay yolu uygulamak daha iyi aslında. Direkt Google'dan aratıp resimlere bakarsanız zaten anlarsınız az çok. Bakın direkt telefon tutacağının İngilizcesi olduğu belli. Direkt bunu işaretleyip geçiyorum. Sizden bütün eBay sayfalarına girip bakmış olmanızı isteyecek. Tek tek buna girişik yapıyorum. Bazen ben dediğim gibi eBay'e hiç girmeden resimden de anlaşıldığı üzere anlaşıp işaretlediğim için sorun olmuyor ama eBay'e girmenizi istiyor site. İki sayfadan oluşuyor arkadaşlar bir tas. Bu belli ki cep saati arkadaşlar. Eskiler bilir. Eskiden böyle ceplere takılan saatler vardı. Tabi bu biraz daha şık modern. Zaten başlığın içinde de paket watch'ı geçiyor. Şık içeride de geçiyor. Kategorilerde de geçiyor. Yani zor bir soru değil. Bu bir poster olduğu çok belli zaten. Hatta yazıyor orijinal quad poster yazıyor. Kategorilerde yine posterler kategorilerinde. Yani çok basit sorular. Arada 2 ya da 3 tane zor soru çıkıyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerek. Parfüm olduğu çok basit arkadaşlar. Zaten şıklarda parfüm var. Direkt parfüm işaretliyorum. Başlıkta da gördüğünüz gibi de parfüm yazıyor. İşte bunlar beni zorluyor. Yatak örtüleri, yastık örgüleri, yatak örgütü. Yani bunlar bir soru daha oldu. Göreceksiniz. Biraz sıkıntı da bırakıyor bilmeyen birilerini. Yani özellikle erkekleri benim de çok zor da bıraktı. En son ben bu soruda şıktan gittim. Şıktan demişim. Kategoriden gittim. Sheets kategorisindeydi. Ben de direkt bad sheets'i işaretledim arkadaşlar. Bunun ne olduğu mezroya benziyor ama bant gibi bir şey sanırım. Girdim baktım. Diğer şıkka bakıyorum. Benziyor mu? Benzemiyor mu? Bu çok alakasız sticker gibi bir şey. O yüzden ilkini işaretliyorum. Yine girip bakıyorum ama girip bakınca bazen ipucu vermeyebiliyor ama resim olarak üstteki çok benziyor. Banta benziyor yani. Bu yüzden üsttekini işaretleyip geçiyorum. Bakalım hata yapacak mı bu sefer. Özellikle yatak sorumuz. Evet o da doğru. Gördüğünüz gibi %100 başarı yaptık. Bir önceki de %90 olduğu için %91'e çıkıyor ortalamamız. Yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi Gems diyor. Gems mücevher demek zaten. Kendi Diamonds. Gördüğünüz gibi mücevher var ekranımızda da. İçinde kelime olmayabilir. Kategoride de kelime olmayabilir ama genelde oluyor. Bakın zaten Gemstones yazıyor. Lose Gemstones. Lose Gemstones kategorisinde direkt işaretleyip geçiyorum. Eğer olmazsa artık biraz translate, biraz Google arama, resimden arama falan. Bu tarz sorular çözebilirsiniz. Yani bu aslında %100 yapmamak zor bir şey. Ben yapamadım gerçi ama ikisi orada. Yani %90'ın altına en azından düşeceğinizi zannetmiyorum arkadaşlar. İşte bebek vücut kıyafeti gibi bir şey. Ne demekse. Tam Türkçe'ye ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi resimde birebir aynısı zaten. Hatta eBay'e de girelim tekrar kontrol amaçlı. Gördüğünüz gibi başlıkta da belirtiyor. Bodysuit yazıyor en sonunda gördüğünüz gibi. Bunu işaretleyip geçiyoruz. İşte bu en zor soru, en zorlandığım soru buydu. Bu bir şey örtüsü. Yatakla ilgili
Üç şıkta yatakla ilgili. Üçünü de açıyorum arkadaşlar. Bakın bu yastık gösteriyor. Bu yastık koruyucu gibi bir şey sanırım. Ondan sonra üç şıkka da bakıyorum. Tek tek arıyorum. Yani sheets diyor. Direkt baktığın zaman yatak örtü seti. Direkt bu bir set halinde. Yastık, yatak ne varsa bütün hepsinin örtüsünün seti olduğu için son şıkkı işaretledim, geçtim. Bu aslında çok basit bir soru. Giriyorsunuz zaten. Özellikle yatak sorularından sonra bu kolay geliyor biraz bu soru. Medline diyor, bilmem ne diyor. Medline'a da bakıp kontrol edebilirsiniz zaten. Buna girdiğiniz vakit anlıyorsunuz. Çok net bir biçimde bir şık bu. Doğru şık. Buna da geçiyoruz. Evet. İkinci taskımız bu kimse. Belli lipstick dediği dudak sürüyor. Yani ruj mu deniyor? Karıştırmayalım da ruj mu? Ruj çok belli. Başlıkta da zaten belirtiyor lipstick diye. Hızlıca geçiyorum. eBay sayfasına girmek zorundayım. Gördüğünüz gibi kategori kısmında da zaten lipstick yazıyor. Çok belli bir şık. Burada gizli bir kameradan bahsediyor. Gizli kamera olayından bahsediyor. Giriyoruz zaten surveillance, yani gizlilik herhalde. Surveillance'dan ben dedim. Büyük ihtimalle gizlilik. Bir gizli kamera. Sekmesi kamera. Zaten isterseniz bakalım surveillance kamerası ne demek. Gördüğünüz gibi zaten surveillance da kamera zaten. Ama basalım. Surveillance kamera da gizli kamera. Gördüğünüz gibi. Bu da bir çeşit gizli kamera arkadaşlar. Deyip geçiyorum. Burada orkide var. Bir çiçek var yani. Reds dediği şey ilk başta çiçek gibi tuzağa düşürebilirsiniz ama asıl anlamı çelenkmiş arkadaşlar. O yüzden bu değil. Bir yerinde zaten baktığınız zaman flowers yazıyor. İkinci kısımda flowers yazıyor zaten. Yani çiçeklerden bahsediyor. Bizimki de bir çiçek. Yine de bakalım ama yani burada özellikle belirtmemiş çiçek diye ama çiçek olduğu çok belli, orkideden falan bahsediyor. Çiçek deyip geçiyorum arkadaşlar. Çok çok belli bir spor ayakkabı. Şıklarda da ikinci şıkta zaten spor mipor diyor, ayakkabı diyor, dışarı ayakkabısı diyor, spor ayakkabı diyor. Girip baktığınız zaman zaten direkt spor ayakkabısı resimlere çıkar karşınıza. Ondan sonra dediğimizde dediğim gibi bazen özellikle belirtmez spor shoes diye ama çok yani belli bu. Bunu İngilizce bilmek gerekiyor biraz. Çok bilmenize de gerek yok ama belli ediyor kendini. İşte bu da zor bir soruydu. Bazen böyle bir soru olabilirse, oluyor. Olabilirse diyeyim. Ne oldu belli değil, ben anlamadım ne olduğunu. Bir aksesuar ama burada artık yapacağım tek tek şıklara bakıp aynısı, herhangi benzeyen bir şey var mı diye bakmak olacak arkadaşlar. Yani tersten gideceğim biraz. Çünkü ne olduğunu da bilmiyorum. Bir şeyin ne olduğunu da anlamadım. Bir parça diyor, bir şeyden bahsediyor ama bakıyorum. Blaze diye bıçak, yani bıçak demeyeyim de yani anladınız, yani hiç alakası olmayan bir şey bunda. Evet, derse gidiyoruz. Daha önce de demiştim ki zincir, kemer gibi tarzı bir şeye geçiyorum. Bex dediği bu tarz bir şeymiş. Pars dediği parçalar, küçük parçalar falan filan. Bununla da alakası yok. Seats dediği koltuk demek zaten. Koltukta değil. Diğer ekipmanlarla ilgili şüphem vardı. Ancak gördüğünüz gibi diğer ekipmanların da alakası yok. Bu yüzden yok. Yani bu seçim şıklardan herhangi biri değil demek olan AFTP ile yaptık seçeneği seçiyorum arkadaşlar. Bakalım hata mı yaptık, doğru mu yaptık? Yine doğru yaptık. %100 başarı. Bu kadar kolay bir task arkadaşlar. Son bir kez hızlıca yapacağım. Görüyorsunuz bir CD-ROM var. Direkt en üstteki işaretleyip geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir ayakkabı, çizme, kıyafet. Alttaki, daha önce de söylemiştik, kar botu. Üstteki ise moda anlamında biraz. Bot kız işte, ne derseniz o. Benim zorlandığım şeylerden biri de bu oldu. Sorulardan yine yastık. Yastık bir tarz şeyler hoşuma gitmiyor. Girdiğim baktığımda plavuz diyor ama bana tam olarak ne olduğunu tam emin olamadım. Hepsinde plavuz kelimesi geçiyor. Girip görsellere baktığımda bakmak da işime yarıyor çünkü yaramıyor.
Bu olmadığını anlıyoruz zaten, yastık içi değil ama diğer iki şıkta da yastık resimleri çıkıyor. Burada iki kelimeye, bir kelime fark var arada, covers kelimesi. Covers'ın ne anlama geldiğini araştırmanız gerekiyor burada. Tek bir kelime farkı var çünkü. Covers burada koruma kılıfı anlamında arkadaşlar. Girip çeviriye yazdığımız zaman, girip çevirden baktığınızda kapaklar ama kılıf örtüleri, kılıflar, yastık kılıfından bahsediyor. Yastıktan bahsetmiyor. Bize yastık lazım. Bu da en baştaki, yani en sondaki dekoratif pillows, yani dekoratif yastıklar anlamına gelen şıktır. Bu klavye zaten keyboard filan diyor, direkt belli. Burada direkt sneak rock card diyor, direkt parça benziyor falan ama alttaki şık dışarıda direkt görsellerde görebiliyoruz zaten. Benziyor. İşaretleyip geçiyoruz. Diğer soruya geliyorum. Diğer sayfaya geliyorum. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım ne var. Gördüğünüz gibi bir kablo dahi bir şey var. Selenoid var diyor. Aramaya baktığımız zaman selenoid var. Çok ayrı bir şey. Çok farklı bir şey. Yani benzer bir şey değil arkadaşlar. Burada şeyde var diyor ama var kontrol ve işte akışkanlık kontrol müydü? Flow kontrol diye ama resimlere baktığınız vakit çok alakasız bir şey var. Bu yüzden ben aradığım şey bu değil diyorum. Bakıyorum alttaki resimlere de hani benzer bir şey uydurmaya çalışıyorum ama yok. Aradığım şey bu değil diyorum. Bu rifle scopes, yani tüfek gözlüğü, ne diyeyim artık. Zaten direkt resimlerde çıktı gördüğünüz gibi. Burada da rifle scopes alanında direkt okey deyip geçiyorum. Yine bir ceket. İşte sportif ceket de, sportif değil de ceket işte arkadaşlar, araya deyip geçiyorum açıkçası. Çok zor bir soru değil. Çok beklemeniz, oyalanmanız gereken bir soru değil. Ben biraz yavaş anlatıyorum, yavaş yapıyorum ki anlayın diye. Hemen işaretleyip geçiyoruz. Bir sonraki resistors diyor. Bakıyorum resistors nasıl bir şey. Benziyor mu? Benziyor arkadaşlar. Çok da benziyor. Ben de. Sayfaya girdiğimizde de zaten bakalım resistors yazıyor. Yazıyor. Direkt zaten başlıkta yazıyor. AC Power Adapter Charger diye. Yani aramayanıza çok fazla gerek yok arkadaşlar. Okey deyip geçiyorum. Bakalım. Evet, yine başarılıyız. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir task. Size başarılar dilerim. İyi çalışmalar arkadaşlar.